Gesan hem çok soruluyor hem benim de ilgimi çekiyor. Bu yüzden bakalım. Hissen şu anda FD Parökü 6.80 ve firma net nakit pozisyonunda. Bu yüzden firma incelemeye değer kesinlikle. 2023 yıllık bilançoya bakalım. Bu 7,5 milyar hasılat, 2022 sonundaki hasılatı enflasyon vurulup günümüze getirince oluşulan değer ve 7,5 milyardan 10,5 milyara çıkmış. Firma reel olarak hasılatı artmış. Brüt kar 1,9 milyardan 3,8 milyara çıkmış. Enflasyonun bile iki katında brüt kar olmuş. Esas faaliyet karı geçen yılkinin enflasyonlu halinin bile oldukça üstünde. Burada yatırım faaliyetlerinden gelirler var. 933 milyon. Bunu incelemek lazım. Gittik 26. dipnota. 654 milyon fon kur farkı geliri. 248 milyon fon değer değişim kazançları. Bunları da ekleyebiliriz karlılık olarak. 3,4 milyar kar. 588 milyon finansman geliri, 727 milyon finansman gideri. Ne kadar fark var? 139 milyon finansmandan eksiliyor. Çıkaralım 3,4 milyardan. Çıkardığımda 3,3 milyar çıktı yaklaşık. Bu yıllıkta bunun 10 katı piyasa değeri olsa 33 milyar piyasa değeri olabilir firmanın. Şu anda baktığımızda 23 milyar. Yani ucuz gözüküyor. 2023 karına göre bile ki bunun üstünden bir de 6 ay geçti. Enflasyon muhasebesiyle 1,6 milyar uçuyor ve firmanın karlılığı törpüleniyor böylece. Kasada para olduğu için karlılık baskılanıyor. Parasal kayıp yazıyor. Çünkü her şey enflasyonun altında. Faiz de enflasyonun altında. Peki şu şeyi dahil etmesek, şu yatırım faaliyetlerinden gelir gideri dahil etmesek, 2,6 milyar euro yapsak biraz 139 milyon finansman düşecektik. Düşemezse 2,4 milyar euro yapsak 10 kat olsa 24 milyar. Şu anki piyasa değeri 23 milyar. Buraya göre de balon çıkmıyor ama şu şeye göre yapsak, bu yatırım şeyini de dahil etsek oldukça ucuz çıkıyor. Peki dahil etmemiz gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Çünkü bu da bir değer. Biraz daha inceleyelim firmayı. 250'den fazla mühendis, 1800'den fazla çalışan bir sürü ülke ihracat falan yapıyor. Tamamen proje örnekleri bakalım. Firma ne yapıyor? Kafamızda biraz bir şeyler oluşsun. Trafo merkezi projesi yapıyor. GES santral projesi yapıyor. Böyle şeyler yapıyor. Makedonya'da mesela bir şeyler yapmış. İlk çeyrek bilançoya bakalım. Geçen yılki hasılat 1,2 milyar ki bu enflasyonla olduğu halde. Bunu bile iki kattan fazla katlamış. Brüt kar, bu sefer brüt kar enflasyon bir tık altı gelmiş. Geçen seferki işte brüt kar marjı bayağı yüksekmiş ama olabilir. Çünkü bu firmada asıl iş yıl sonunda olacak. Yani asıl para o zaman geliyor. Bu ilk çeyrek çok da bir şey ifade etmiyor aslında ama yine de bakalım. Esas faaliyet karını enflasyonun üstünde arttırmış. Finansman gider öncesi faaliyet karını enflasyonun üstünde arttırmış. Vergi öncesi karını ve burada net parasal pozisyon kaybıyla kar törpüleniyor. Enflasyon muhasebesiyle geldi bu net parasal pozisyon. Mesela finansman gideri 180 milyon. Finansman geliri 72 milyon. Çıkardık 100 milyon. Çıkaralım şu 827'den 726 milyon. Çarpalım 4 ile. 2,9 milyar. 10 katı olsa 29 milyar. Ama dediğim gibi asıl kar yıl sonuna doğru geliyor. O yüzden 29 milyarın da üstünde olabilir. Gelecek karlı piyasa değeri. 176 milyon vergi gideri olmuş. Bu da baskılamış karlılığı. Şimdi tahminlere bakalım. 2024 tahmini FAVÖKÜ 182 milyon dolar yaklaşık. Hesaplayalım. Çarpı doları 36,8 almış yıl sonu. Ucuz olduğunu düşünüyorum. En az 37 yapsak. 6,7 milyar FAVÖK. 10 katı olsa 67 milyar. Şu anki piyasa değeri 23 milyar. Yani çarpı 3 bile gidebilir hisse. Eğer bu tahminlerini gerçekleştirirse. Bakalım tekrardan grafiğe dönelim. Şuradaki dirence bile gitse %65 yükseliş. Tarih zirvesine gitse %120 yükseliş. Gidebilir mi tarih zirvesine? Bence gidebilir. Ve bu bir yıl içinde bile olabilir. Bence potansiyel taşıyan bir hisse. Şu anda çoğunluk yurt içi satışı daha çok yapıyor ama 2025'te yurt içi yurt dışı birbirine yaklaşması bekleniyor satışlarda. Evet, hisse analizi bu şekilde. Hisse bayağı bir düştü tepeden. %55 düştü. Şu anda da sert düşmeye devam ediyor. Hisse de güçlü destek 45,90. Bu fiyatın üstünde kaldığı sürece bence panik yok. Ki bu fiyatın da kırılacağını pek zannetmiyorum. Artık Gesan'da en kötüsü geride kalıyor. Başka destekler de var. Mesela şurada 49,80'de. Şurada bir destek var. Ama asıl güçlü destek bence 45,90. Çünkü bakın şurada iki kez buraya değmiş. Bunun altına kırılacağını düşünmüyorum. Burayı test eder mi de bilmiyorum.
Şu anda ise aşağı doğru sert bir şekilde düşüyor. Artık bir yerlerden dibi bulup tepkisini verecek. Ben orta uzun vadede tutana para kazandıracağını düşünüyorum. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Özellikle lotu az hisselerle ilgili. Bu arada 100 bin aboneye doğru gitmeye çalışıyorum. Abone olmadan izleyenler varsa abone olmalarını rica ediyorum. Teşekkür ederim.